Hey, ne haber, nasılsın? Umarım iyisindir, keyifler yolundadır. Bu videomuzda sizlerle birlikte OnePlus 6'nın incelemesini gerçekleştiriyoruz. Ne yapıyor ya bu OnePlus? Baksanıza 5 çıktı. Hiç ara vermeden neredeyse 5T çıktı ve şimdi de 6'yı elimde tutuyorum. Türkiye'deki ilk incelemelerinden bir tanesini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için karşınızdayım. Öncelikle hemen aşağı taraftan kanalımıza abone olduğunuzu varsayıyorum ve yanında bildirim tuşuna basıp bildirimleri açtığınızı düşünüyorum. Çünkü telefonun bir sonraki videoları, kanaldaki bir sonraki videolardan haberdar olmanız için hızlı bir şekilde siz de bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz ve videoyu beğenirsenize acayip sevinirim. Bu arada bu telefonu bize ulaştıran teknolojiye de teşekkür ediyorum hızından dolayı. Telefon çıkalı çok yeni olmasına rağmen hızlı bir şekilde telefonu temin etti ve incelemem için bana verdi. Telefon satılmaya başladığı zaman da Teknomali'den bu telefonu satın alabilirsiniz isterseniz, güvenilir ve kaliteli bir şekilde. Şimdi OnePlus ne yapıyor gerçekten de? 6 modeli sonunda karşımızda ve bize ne gibi özellikler sunuyor? Başta ondan biraz bahsedeyim. Aslında çok da fazla değişen bir şey yok telefonda. Yani tasarımsal değişiklikler en çok dikkatimizi çarpıyor. Onun dışında yine bir takım küçük değişiklikler var. Hepsinden bahsetmeye başlayacağım şimdi. Ama önce fiyat. Çünkü OnePlus 6 piyasadaki amiral gemileriyle neredeyse hemen hemen aynı özellikler sunmasına rağmen uygun bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Burada Huawei bile 5000 TL'lik fiyat bandında ülkemize telefon satarken OnePlus hala düşük fiyatlarda devam ediyor. Şu an fiyat kesin değil, video çok yeni, telefon çok taze ve Türkiye'de fiyatlar ne olacak hiç bilmiyorum. Kurumu biraz etkileyecektir ama yine piyasaya göre bu özellikle bir telefon almak istediğinizde alabileceğiniz en uygun cihazlardan bir tanesi olacağını şimdiden söyleyebilirim. Peki o zaman şimdi telefonun tasarımından bahsetmeye başlayayım. Ön tarafta dikkatimizi çeken nokta artık daha da çok çerçevesiz ve çentik olan bir telefon karşımızda. Evet, çentik. Apple sağ olsun bir tane akım başlattı gidiyor. Tüm Android firmaları en üst seviye Android cihazlarında bu çentiğe yer veriyor ve değişik bir akım söz konusu. Apple bayağı idol yani baktığınızda bu konuda. Maalesef karşımıza bu çentik her cihazda çıkmaya başladı. Arka tarafı çevirdiğimizde burada kameranın pozisyonunun değiştiğini, daha güzel bir görünüşe sahip olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi okuyucusunun tasarımı ve yeri biraz değişmiş ve arka taraf mat görünümde siyah. Bu telefon tanıtıldığında ben bu rengi gördüğümde inanamamıştım. Çünkü birazdan söyleyeceğim şey şu, bu telefonun arka tarafı cam ama mat. Cam. Yani az karşımıza çıkan bu mousepad'lerde, trackpad'lerde karşımıza çıkan bir durum. Ama bu telefonda da arka tarafı mat cam kullanmışlar. Acayip güzel olmuş. Çok güzel bir hissiyat var. Böyle sanki yeni doğmuş bir bebeği böyle seviyorsunuz gibi. Gerçekten inanamazsınız. Çok enteresan bir hissiyatı var. En merak ettiğim renklerden bir tanesi de buydu. Bunun yanında parlak siyah ve rose gold renginde bir modeli var. Bir de Avengers modeli var. Onu hiç değinmiyorum. Avengers modeli efsane zaten. Ama en çok dikkat çeken renklerden en çok merak ettiğim renk bu modeldi. Ve cam olması güzel bir hissiyat veriyor. Soğuk bir hissiyat veriyor. Ve dokusu da acayip tatlı. Telefon 7.8 mm bir kalınlığa sahip. Bir önceki telefondan biraz daha kalınlaşmış. Ve ağırlık olarak da 177 gramlık bir ağırlık bizlere sunuyor. OnePlus 6 burada biraz ağırlaşmada görüyoruz. O da camdandır diye tahmin ediyorum muhtemelen. Telefonun hem arka tarafındaki bu cam hem de ön tarafındaki cam Gorilla Glass 5 camı ve dayanıklı olduğu söyleniyor. Tasarımda yine küçük bir dikkat çeken değişiklik sol tarafta bulunan sessize alma, hızlı sessize alma tuşları sağ tarafa taşınmış ve genel olarak tuşların erişimi de oldukça kolay. Ve tabii OnePlus lansman... Ve tabii OnePlus lansmanda kulaklık girişinin hala telefonda korunduğunu üstüne basa basa söyledi. Alt tarafta kulaklık girişimiz de yerini korumakta. Kulaklık severler için güzel bir çözüm olarak hala karşımıza çıkıyor. Şimdi sırada telefonun ekranından bahsetme zamanı. 6.3 inç büyüklüğünde AMOLED Full HD denebilecek çözünürlükte bir ekran bizleri karşılıyor. Ekranın
formatı biraz farklı ama aslında Full HD bir ekran, bunu söyleyeyim. Ve ekran 19'a 9 ekran formatına sahip. Yani 16'ya 9'a tamam bitirdiniz anladım da 19'a 9 ne ya? Neyse bir şey demiyorum, değişik uzun bir telefon. Daha da uzun 18'e 9 cihazlardan. Ve telefonun üst tarafında dikkatimizi çeken küçük bir çentik var. Bu çentin üzerinde kamera, ahize, bildirim ledi ve yakınlık sensörü bu kısımda konumlandırılmış durumda. Az yer kaplıyor, çok dikkat çekmiyor açıkçası. Ve genel olarak çerçeveler oldukça ince tutulmuş. Sanki elinizde komple bir ekran varmış gibi duruyor. Artık günümüz o futuristik filmlerde olan ekranlara doğru gitmeye başladı. Peki bu 6.3 inçlik büyük ekran bizlere neler sunuyor parlaklık olarak? Gün ışığı altında görebiliyorsunuz, hiç sorun yaşamıyorsunuz. Renklerin kalitesi ve doğruluğu olarak da yine iyi bize değerler sunabiliyor. Zaten içerisinden de isterseniz özelleştirebiliyorsunuz klasik OnePlus'larda olduğu gibi. OnePlus 6'nın içerisinde Android 8 işletim sistemi bulunuyor. Arayüz konusunda klasik OnePlus'larda olduğu gibi aynı Oxygen OS arayüzünü kullanıyor ve acayip akıcı, yine biraz daha iyileştirilmiş bir arayüz karşımıza Android 8.1 Oreo'da geliyor ve 9'u da yeni çıkacak sürümü de hızlı bir şekilde alacağı söyleniyor. Arayüz çok akıcı. Arayüzde yenilikler var mı? Bir tane yenilik gördüm ve birkaç tane belki yenilik var diye söylenebilirim. En çok dikkatimi çeken yenilik arkadaşlar, Apple'da swipe up özelliği, yukarı kaydırma özelliği bu telefonla entegre edilmiş. Aşağıdaki tuşları gizleyerek, sanal tuşları, orada hiçbir şey yok. Yukarı kaydırıyorsunuz. Yukarı kaydırıp beklettiğinizde arkadaki uygulamalar açıyor. Sağdan kaydırdığınızda geri hareketini yapıyor vesaire. Bunları zaten kullanırsanız öğrenirsiniz diye tahmin ediyorum. Bu da telefonun yeni gesture'larından bir tanesi. Evet, çentik var. Peki yüz tanıma özelliği var mı? Evet, o da var. Yüz tanıma özelliği sayesinde telefonu kilit ekranında yüzünüzü taratarak açabiliyorsunuz. İsterseniz arkada parmak izi okuyucusu yerini koruyor. Oradan da hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de çatırt diye yüzünüzü tanıyabiliyor. Acayip hızlı hem parmak izi okuyucusu hem yüz tanıma teknolojisi telefonda çalıştığını kesinlikle söyleyebilirim. Aslında bahsetmeyi unuttuğum bir nokta var. Telefonun sloganı. The speed you need. İhtiyacın olan hız. Peki ihtiyacın olan hızdan kastı ne bu telefonun? İçerisinde Snapdragon 845 var. Piyasanın en iyi işlemcilerinden bir tanesi Android tarafındaki. Ve bununla beraber klasik OnePlus. Telefonun içerisinde 8 GB RAM var dostlar. Bunun daha düşük versiyonu var ama elimdeki cihazda 8 GB RAM var. Ve 128 GB'lik dahili hafızayla karşımıza çıkıyor. Zaten 8 GB abi. Ben bir şey demiyorum. Ben dedim, çok dedim artık, yeter, sıkıldım yani. 5T'de bu cihazda yani artık yeter, tamam 8 ya. Bitmiyor abi. Yani OnePlus 8 çıktığında acaba içerisinde kaç GB RAM olacak? Hadi gelin yorumlara tartışalım. OnePlus 8 bir gün çıkacak. O gün çıktığında acaba içerisinde kaç GB RAM olacak? Hadi hep beraber yorumlarda tartışıyoruz. Göreceğiz bakalım. Efsane bir performans bizlere sunuyor. Grafik birimi tarafında Adreno 630 vesaire, işte 8 çekirdekli işlemci uçuyor kaçıyor. Performans da canavar. Gerçekten öyle mi? Evet öyle. Gerçekten performans olarak canavar bir telefon. Test sonuçları zaten high. En üst. Üstü yok yani muhtemelen. Arayüz çok güzel çalışıyor. Zaten verimli bir işlemci performansı var burada. Hem arayüz hem telefonun işlemcisinin ayarlanması vesaire telefona çok güzel bir performans katmış. Oyunlarda merak ettiğiniz oyun PUBG, biliyorum. PUBG'de nasıl bir sonuç alıyor? Hemen indirdim. En yüksek ayarları açtım ve test ettim. PUBG'de full ayar. Bu ekstrem yani. HDR bir de açık yani, onu da söyleyeyim. HDR özelliği gelmiş bu arada. Bayağı bir oynuyorsunuz. Hiç sıkıntı yok. Diğer oyunları zaten hiç oynamama gerek kalmadı PUBG'den sonra. Diğer oyunlarda da hiç sıkıntı yok. Her türlü oyunu son grafikte açıp oynayabiliyorsunuz. Isınma sorunu var mı? Isınma gibi bir durum var mı? Yani öldürmez. Telefon çalışıyor, ısınıyor. Bir şey yok ama. Öyle cayır cayır yanma vesaire artık zaten o eskide kaldı. Bunlardan bahsetmeye de artık lüzum bile duymayacağım ama yine merak ediyorsunuz, o yüzden bahsediyorum. Genel olarak normal bir sıcaklık, işte 30-35 derece belki 40 derecelere kadar yoğun kullanımda çıkabiliyor. Ama genel olarak gerçekten ihtiyacınız olan hızı karşılayacağını söyleyebilirim. Her açıdan hem günlük uygulamaları kullanırken, hem oyun oynarken, hem telefonu, ekran kilidi, parmak izi okuyucusu, kamerayı açması falan filan derken gerçekten hızlı bir cihaz olduğunu söylemekte fayda var. Peki şimdi kamera tutkunları için kamerada bir değişiklik var mı? Evet, yok. Yok, gerçekten yok. Açıkçası belki lens falan değişmiştir ama bilmiyorum. Yani teknik özellik bakımında bir değişiklik olduğunu söyleyemeyeceğim. Kalite olarak da sanki yazılımsal bir takım iyileştirmeler karşımıza çıkıyor. Arka tarafında iki tane kameramız yerini koruyor. Bu kameralardan alt taraftaki 16 megapiksel, üst taraftaki 20 megapiksel çözünürlüğe sahip.
Her ikisi de 1.7 diyafram açıklığına sahip ve alt taraftaki kamerada görüntü sabitleme teknolojisine yer verilmiş durumda. Ön tarafta ise 16 megapiksellik yine güzel selfie kameramız yerini koruyor. Zaten bu telefon olayı ucuz olmasının bence bir diğer sebebi bazı şeyleri aynı tutuyorlar. Parça değiştirmiyorlar. Parça değiştirmedikleri için de telefonun maliyeti artmıyor. Güzel mantık. Zaten güzel parçalar, güzel iş görüyor ve adamlar yazılımsal değişiklikler yapıyor ama aynı parçaları kullanıyor. Mesela kutu içeriği. Kutu içeriği aynı telefonun. Değiştirmiyorlar ve maliyet artmıyor. Gerçekten güzel mantık OnePlus. Bunun dışında performans olarak kamerada bir takım değişiklikler var. O da video tarafında artık 4K 60 fps videolar çekebiliyoruz. Fakat evet, 5 dakika çekebiliyor sadece 4K 60 FPS'te. Neyse, yeter herhalde, bilmiyorum ne diyeceğim yani. 4K'da 10 dakika çekiyor. İşte Full HD'de sonsuz çekiyor ama üst seviye grafik ayarlarında bence daha yüksek çözünürlükte de bence herhangi bir sınırlama olması daha iyi olurmuş. Tabii bu da telefonun ısınmasıyla vesaire telefonu zorlayacağı için riske atmak istememişler demek ki. Peki fotoğrafları kaliteli mi? Videoları kaliteli mi? Ne durumda? Vallahi güzel. Daha ne olsun? Yani bu segmentte bir cihaz için OnePlus 5T de güzeldi. 5 de güzeldi. Bu da gerçekten çok güzel fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor. Zaten portre modu var, işte panorama var, işte ağır çekim var, şu var, bu var, her şey var. Gerçekten güzel fotoğraflar çekiyorsunuz. Gündüz çekimleri oldukça 10 numara, 5 yıldız. Zoom'a giriyorsun, hiç kayıp yok. Gir. Ben bir tane çiçek çekeyim dedim. Abi çekmez olaydım. Yani şeylerine ayrıldı, partiküllerine ayrıldı çiçek. O kadar enteresan. Bayağı iyi Zoom'a da giriyor, orada da sıkıntı yok. Bunların yanı sıra gece çekimi olarak da yine bize güzel bir gece çekimi performansı sunuyor. OnePlus 6. Söyleyemiyorum, biliyor musunuz ismini? Yani o kadar böyle OnePlus 5, 5T'ye alışmışım ki 6 bir anda çıkınca 6 böyle akmıyor yani. OnePlus 6, OnePlus 6, OnePlus 6. Bilmiyorum, bir değişik. OnePlus 5T. 5T güzel söyleniyordu ama bu böyle biraz söylemekte biraz şu anda zorluk çekiyorum. Zamanla alışırım diye tahmin ediyorum, o da ayrı bir konu. Ne konuştum be. Video kısmında arka tarafta dediğimiz gibi 4K 60 fps videolar çekebiliyoruz. Peki kaliteli mi? Oldukça kaliteli. Gerçekten çok kaliteli. Ama 5 dakika sınır olmasın, ben aslında yeni bir özür tekrardan bunu söylemek istiyorum. Ama genel olarak 4K çekmenizi ben tavsiye ederim. Gerçekten Full HD'ye nazaran 4 kat fark var. Yani zaten doğru, zaten 4 kat fark var. Niye ben böyle bir şey girdim bilmiyorum ama gerçekten de var o 4 kat fark. Onu hissedebiliyorsunuz. Günlük çekimlerde ben 4K'yı çekmenizi rahatlıkla tavsiye ederim. 4K 60 fps'de akıcı, çok akıcı, böyle yağ gibi videolar elde etmenize yardımcı olur. Ön kameradaki selfie tutkunları için selfieleri nasıl? Selfieleri de 10 numara, 5 yıldız. 16 megapiksellik kamerasıyla hem gündüz hem gece çok güzel selfieler elde edebiliyorsunuz OnePlus 6'nın ön kamerasıyla. Peki. Telefon ses performansı olarak bizlere nasıl bir ses performansı sunuyor? Mono hoparlör var bu cihazda. Alt tarafta gümbür gümbür bir hoparlör. Ama stereo olmasını tercih ederdim ben açıkçası. Stereo daha bir keyif veriyor. Eleştireceğim nokta, ya bunun yerini değiştir. Bak, kulaklık girişini öbür tarafa al, hoparlörü öbür tarafa, canımı ye. Yani o kadar rahatsız ediyor ki ya, oynayamıyorsunuz oyunları ya, direkt kapanıyor ya, direkt böyle elini kapatıyorsun. Telefonu çeviriyorum ve bu sefer sol taraftan kapatıyorum ya, anlamadım gitti ya. Yani Çinliler nasıl tutuyor acaba telefonu, böyle mi oynuyorlar falan, ne yapıyorlar acaba, anlamadım gitti. Performans olarak hem bassları güzel, yüksekliği de güzel, ses yüksekliği güzel bir hoparlör bizlere sunuyor OnePlus 6. Şimdi neyden bahsedeceğiz? Tabii ki pil performansından bahsedeceğiz. Bilenler biliyor zaten, söylememe gerek yok. Söylüyorum yine de. 3300 mAh bir büyüklüğünde batarya var içerisinde. Değişmedi pil batarya seviyesi. Bir 4000 falan Huawei gibi öyle bir ekstrem koşulları çıkmıyor. Ama 3300 mAh'lik batarya da bu telefona hayli hayli iyi yetiyor. Bunu rahatlıkla söyleyeyim. Dash charge efsane bir şey. Her zaman söylediğim gibi deşip geçiyor. Yarım saatte %50 şarj edebiliyor cihazınızı ve USB Type-C desteğimiz var. Ve bu telefonu ben ilk tanıtıldığında arka tarafın cam olduğunu duyduğumda aha dedim, geliyor. Aha dedim, bu sefer yapacaklar. Bak bu sefer yapacaklar dedim. Bak bu sefer ben bu telefonu daha çok seveceğim dedim. Ne o? Kablosuz şarj. Ya gelsin ya artık. Gerçekten bu Çinli firmalar, Xiaomi, Huawei ve OnePlus firmalarına şu kablosuz şarjı biri getirsin. Yani günümüzde yaygınlaşmaya başladı.
Ben de sık kullanıyorum. Var mı benim gibi sık kullanan? Belki ben çok takıyorum, bilmiyorum. Biraz da boş konuşuyorum şu an. O da ayrı bir konu. Ne kablosuz şarjı ne gerek var falan filan ama bir alıştıktan sonra bırakamıyorsunuz kablosuz şarjı. Onu da söyleyeyim. Keşke bu telefonda da olsaymış. Biraz aradım açıkçası. OnePlus diyor ki bizim dash şarjımız var. Kablosuz şarja gerek yok demiş. İyi, öyle olsun. Hiç sıkıntı değil. Ne yapıyorsunuz yapın. Beni ilgilendirmez. Bu kadar mıydı? Bu kadardı valla. Telefon şık, güzel, tasarımı hoş, elde tutuşu güzel, büyük ama kullanışlı bir cihaz. Ön taraftaki çentik bir değişik durmuş. Performans zaten hiçbir şey demiyorum performansa. Genel olarak kamerası, uygulamaların açılması falan her türlü performansı 10 numara bir cihaz. Fiyat olarak da rakiplerinden çok daha iyi bir fiyat bize sunmuyorsa zaten amiral gemisi katili olma ünvanına devam etmesi anlamına geliyor OnePlus 6'nın. Böyle de bir cümle yok. Daha duymadınız. Merak ettiğiniz şeyler varsa buyurun yazın aşağı tarafa. Elimden geldiğinde cevaplamaya çalışacağım sizler için. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Arkada bir şey çıkmış. Arkada bilgisayarım diyor ki Windows'un crackli diyor. Onu düzeltir misin diyor. Bak ne zaman banyedik ya. Var ya bir de logon üzerine düşmüş. Ben telefonu beğendim açıkçası. Umarım ülkemize de güzel fiyattan ithalatçı garanti olarak geleceğini tahmin ediyorum. Güzel fiyattan gelirse alınabilecek fiyat performanstaki en iyi cihazlardan bir tanesi olacak diye tahmin ediyorum. Rakibi Mi 8 de çıktığı zaman onunla da karşılaştırma videoları kanalımızda olacak diye tahmin ediyorum. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadardı. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir video. Hemen aşağı taraftan videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da ilk videolardan önce siz haberdar olabilirsiniz. Tam bir haber spikeri gibi. Gerçekten öyle. Gidiyorum ben. Güzel telefon. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.